Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yapımı çok kolay ve pratik. Fırında somon balığı tarifim olacak. Tarifim için 3 soğan, 3 patates ve yerli somon balığı kullandım. Tarifimin yapımına öncelikle patateslerimi doğramakla başlıyorum. Patateslerimi videoda gördüğünüz şekilde doğruyorum. Ardından soğanlarımı da halkalar şeklinde çok inceltmeden doğrayacağım. Bu arada kullandığım somon balığım 1 kilo 300 gram civarında geldi. Ben fileto şeklinde hazırlattım balıklarımı. Ee, güzelce yıkadım suyunu da süzdürdüm Soğan ve patateslerimi doğradıktan sonra üzerine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum 1 çay kaşığı kadar karabiberimi ekliyorum 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi ekliyorum yeteri kadar da tuzum var Tuzumu da ekledikten sonra tüm bunları güzelce bir ovalıyorum O kadar lezzetli ve hafif oluyor ki arkadaşlar Çok fazla kılçığı da olmadığından çocukların rahatlıkla yiyebileceği Çok lezzetli bir balık tarifi Soğan ve patatesleri baharatlarıyla güzelce harmanladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime yerleştiriyorum. Ardından baharatlı soslu olan tabağımın içine şöyle bir yarım limonum var. Limonumu sıkıyorum. Limonumda bol çekirdekliymiş. Güzelce sıktıktan sonra limonların çekirdeklerini de çıkarıyorum. Sonrasında şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ekliyorum. bir çay kaşığını çok doldurmadan tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da toz biberimi ekledikten sonra bir fırça yardımıyla güzelce karıştırıyorum bunları. Ee, sonrasında tüm balıklarımı bu sosun içine güzelce her yeri gelecek şekilde iyice buladıktan sonra patates ve soğanlarımın üzerine yerleştireceğim balıklarımı. Patates ve soğanların üzerine yerleştireceğim balıklar aynı zamanda tepsiye de yapışmayacak ve balıkların yanında da doyurucu ve çok lezzetli garnitür olacak. Soğan ve patateslerin lezzeti de balığın lezzeti de ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka öneriyorum bu şekilde denemenizi. Tüm balıklarımı sosa güzelce buladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Fırını da 185-190 derece arası açtım. Ee, çok fazla ısıtmamıza da gerek yok. Bir 3-5 dakika önce açmamız da yeterli olacaktır. Kalan sosumu da şöyle balıkların üzerine gezdireceğim. Şöyle güzelce balıklarımı da iyice yerleştirdikten sonra Yemeğimi e, pişirmek için fırına veriyorum. Dilerseniz e, çupra, levrek balıklarınızı da yine fileto şeklinde hazırlatıp bu şekilde aynı yöntemle pişirebilirsiniz. Onlar da çok lezzetli oluyor. E, evet arkadaşlar, benim yemeğim fırından çıktı. Yaklaşık 30-35 dakika arasında da pişti. E, eğer patatesler pişmişse balıklarımız da zaten pişmiş demektir. Patates ve soğanların sayesinde de balıklarım tepsiye yapışmadan çok güzel piştiler. Lokum gibi de oldular. Çok lezzetli lokum gibi harika bir balık oluyor arkadaşlar. Bu şekilde mutlaka yapmanızı öneriyorum. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.